Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çok güzel kabaran, içi su böreğini aratmayan şahane bir tava böreği yapacağız. Bu tava börekleri hem kahvaltıda hem sahurda böyle şıpşak hazırlanabilen börekler. E çat kapı gelen misafire hazırlanabilen börekler. O yüzden milletçe çok seviyoruz. Bunları en iyi şekilde yapmanın neyi neden koyduğumuzu, ne, içine neyi neden koyduğumuzu anlatan bir video çekmek istedim. Öncelikle peynirli yapacağımız zaman birkaç çeşit peynir kullanıyorum. Kaşar bunlardan bir tanesi. Hem yağını saldığı hem de o böyle yerken o lezzetini farklı farklı verdiği için. 3 ee, tane çeşit peynir kullandım. Lor, az yağlı, az tuzlu bir lor. Ee, onun yağını tamamlayacak bir kaşar. Biraz da köy peyniri kullandım lezzet için. Dilerseniz içine maydanoz katmaya da bilirsiniz. İçine hazırladığınız sosta yağı çok fazla abartmayın. Bir çay bardağından geçmesin. Bir çay bardağından bir parmak eksik gibi yağ kullandım. Birazını tereyağı, birazını da Zeytinyağı olarak ayarladım. Tereyağı su böreği tadı verecektir. Şimdi burada belki ilk defa göreceğiniz içine un ve nişasta ekliyorum. Un um ve nişasta o içinin hamurlaşmasını, katların birbirine yapışmasını engeller. Mutlaka siz de deneyin. Ne demek istediğimi denediğiniz zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Bu verdiğim ölçülerle 24 santimlik tava kullanarak börek hazırladım. Sizler 26 santimlik de kullanabilirsiniz. 28 santim için 4 adet yufka daha uygun olacaktır. Bir tanesini yağladığım e, teflon tavama yerleştirdim. Diğerlerini mutlaka ama mutlaka böyle elinizle bölerek yerleştirin. Bir de bunda çok böyle el açması, incecik yufkalar tercih etmeyin bu böreği yaparken. Biraz daha marketlerde satılan battaniye yufkalardan, ben onları öyle diyorum. Battaniye gibi yufkalar var, kalın kalın, onlardan tercih edin çünkü e, sosuyla birlikte çok daha güzel yumuşayacak. Su böreğini aratmayacaktır. Çok ince yufka kullanırsanız içinde hamurlaşma meydana gelecektir. Sadece iki katına peynir döşedim, dilediğiniz kadar döşeyebilirsiniz. Bu şekilde bir yufka, bir sos, bir peynir olacak şekilde tamamını döşedikten sonra en alttaki yufkayı üzerine kapatacağım. Fark ettiyseniz, yufkaları koyarken böyle elimle büzmeye çalıştım. Çünkü araları hava boşluğu oluşturacak. Böylece katlar birbirine yapışmayacaktır. Sosun tamamını, tamamını kullandım bu şekilde, üzerini kapatırken de yapıştırmak için kullandım. Şimdi orta hararetteki e, ocağı alt-üst olacak şekilde pişireceğim. Şöyle ben bir tarafını kızarttıktan sonra göstermeye çalışayım. E, ara ara böyle kenarından tereyağlar attım. İçi de gayet yağlı olduğu için çok fazla yağla pişirmeyin. E, biraz böyle bir çay kaşığı kadar tereyağı kenarından lezzet için atabilirsiniz. Bir de en önemlisi ilk tarafını pişirirken kapaklı, iki, ikinci tarafını pişirirken kapaksız olarak pişirmeye özen gösterin. Böylece içi hamurlaşmayacaktır. Çok sıcakken kestiğiniz zaman biraz içi hamur gibi gözükebilir ama e, biraz böyle dinlendiği zaman, bir 10 dakika kadar bile dinlendiği zaman çok güzel o peynir sos e, kendini çekecektir. Ben biraz sıcakken e, dilimledim ama şahaneydi. Şöyle katlarını size göstermeye çalışayım. Bıçakla kesip içini göstermeye çalışayım tam bir su böreği oldu. Su böreğini aratmadı. Özellikle içine koyduğumuz yumurtalar o su böreğinin lezzetini verdiler. İnşallah sizler de bu lezzetli tava böreğini dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.